Bu kurs gerçekten el emeği ve göz nuruyla hazırlandı. Aydın arkadaşımızı buraya davet edeceğimizi bilmiyordu. Bizim de ona bir sürprizimiz var. Merhaba, ben Aydın Tuzcu. Bu benim Udemy'deki ikinci kursum. Sanırım konusunda ilk diyebileceğim bir formatta mali tabloları ve analizlerini anlatmaya gayret ettim. Herkese hitap edebilecek seviyede bir kurstur. Sorumlu olduğu işletmenin mali tablolarına hakim olmak isteyen yöneticiler, ki bu çok önemli, aslında hedef kitlem de kendileridir, orta düzey analizler yapabileceksiniz. Artık mali tablolarınıza hakim olabileceksiniz. Kursumuz şu bölümlerden oluşacaktır. Mali tabloların genel tanıtımı, faaliyet kârının altına diğer faaliyetlerden doğan gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile finansman giderlerini paket haline koyuyoruz. Karşımıza olağan kâr veya zarar çıkar. 7800 size tanıdık geldi mi? Gelir tablosu üzerinde hesapladığımız dönem net kârının ta kendisi. Daha net konuşayım madem. Demek ki gelir tablosu bilançonun bir parçasıymış. Analiz yöntemlerinin mantığı. Üçüncü analiz türü eğilim analizidir. Trend analizi olarak da bilinir. Birbirlerini takip eden en az 5 dönemin mali tabloları üstündeki aynı kalemleri karşılaştırır ve bu kalemin tarihsel süreçteki hareket yönlerini saptayıp eğilimini ortaya çıkarır ve bu doğrultuda yorumlanır. Yatay analiz. Ama uzun vadeli yabancı kaynak veya sermaye artışı ile de mali duran varlık artışı finanse edilmiş olabilir gördüğünüz kadarıyla. Uzun vadeli yabancı kaynak ile yapılmışsa uygundur. Ama bir öz kaynak kalemi olan sermayenin artışı ile finanse edildiyse olumsuzdur. Neden mi? Çünkü sermaye artışını ana faaliyet konusunun dışında kullanmak rasyonel değildir, yani akıllıca değildir. Dikey analiz. Vergi karşılığı dönem net kârı ile kıyaslandığında yüksektir. Kurumlar vergisi oranının %22 olduğu göz önünde bulundurulduğunda 6500 lira gayet yüksektir. Trend analizi. İlk 4 yıl net satışlar ve stoklar birbirlerine paralel bir trend izlemişlerdir. Stokları satış hacmine uygun olarak tutmak iyi bir stok politikasının ürünüdür. Stoklar planlandığı gibi bu ilk 4 yıl zamanında elden çıkmış olmalıdırlar. Fakat 2018'de net satışların tavan yapmasına karşın stoklar artmamış, aksine biraz da azalmıştır. Bu iyi midir? Oran analizi. 80.000 bölü 10.000 eşittir 8. İşletme stoklarını aynı yıl içinde 8 kez satabilecek kadar stok devir hızına sahiptir. Stokların cinsini bilmiyoruz ama bu oran iyiymiş gibi görünmektedir. Bu oranı bulduktan sonra ortalama stokta kalma süresini de hesaplayabiliriz. 360 bölü 8 eşittir 45 gün. Yani her 45 günde bir stoklar komple satılmış olabiliyor. Ve en sonunda size bir sürprizim var. Bonus olarak 2 dakikada mali tablo okuma eğitiminden faydalanabileceksiniz. Sonra diğer ile başlayan kalemlerin toplamlarına bir göz gezdirin. Adı üstünde diğer. Hiçbir yere uymayan
ve bunun oranı aslında genel tabloda fazla olmaması gerekir. Ama bu bölümlerin herhangi birinde önemli sayılabilecek bir tutar görürseniz ayrıntısını sorun. Özellikli bir şey mi, yoksa böyle bir şeyler geçici olarak maskeleniyor mu acaba? Halının altına bir şeyler süpürülüyor mu? Ona bir bakın, dikkatli olun. Ne çok şey öğrendiğimize, hem de bu kadar kısa sürede bunu başardığımıza dikkatinizi çekerim. Üstelik ömür boyu erişim garantiniz olacaktır. Kısacası, ders için ödediğiniz ücret ile aldığınız bilgiyi kıyaslayınca çok iyi bir alışveriş yapmış olacaksınız, buna inanıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi kursumuza başlayalım o zaman.